Şimdi <laughs> her iki konuşmayı da dikkat edin dinledim. Özetle Onur Bey diyor ki bak Ukrayna Rusya bu tezgaha düştü. Rusya müthiş imaj yitirdi. Ukrayna da mahvoldu. Tek karlı çıkan Amerika bu tezgaha düşmeyelim diyor. Doğru mu özetledim? Evet, Peki. evet. Turgay Bey de diyor ki şartlar tam böyle tezahür etmiyor. Bu senaryonun dışında bir tablo oluşabilir diyor. Ben ona da ben de yani. ben de değişik. Abi biri. herkes herkese katılıyor. <laughs> bu nasıl Yok, iş ya? Ben değişik bir şey getireceğim. Şimdi Onur Bey'in söylediğinin e, şu anda dış işleri bizim ve Türkiye Cumhuriyeti devleti çoktan farkında. Şimdi biz evrakalık bir durumda değiliz. Bizim dış işleri çok şeydir. Nohavı güçlüdür. Çok eski bir dış ve ekipleri çok iyidir. Bu hesapları yaptılar bizimkiler. Devlet de yaptı yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti de siyasi yönetim de bu hesapları yaptı. Herkes Onur Bey'in dediğinin farkında. Yani hiç kimse böyle bir şey pozitif görmüyor Savaş oh ne diye. güzel olacak falan. Demiyor. Yani. Bizim Türk Devleti böyle şimdi, bir şey demiyor. Türkiye bunun farkında olduğunu hatta ispatını da söyleyeyim. Son iki ay <laughs> devlet Yunanistan konusundaki dozajı müthiş düşürdü. Ama Erdoğan'ın şu son tayfun çıkışı. Efendim Ama onu der. Rahat durmazsan bunu. vuracağız. Benim. şimdi bir e, sohbet esnasında bir soru gelir. Böyle bir şey söyler. Ama... Dışişleri veya iktidar sabah kalkıyor bu konu, akşam oluyor bu, yok böyle bir şey. Türkiye bu konuyu kendi planlaması dahilinde rölantiye aldı. Rölantiyle şunu kastediyorum, devre dışı bıraktı değil. Olan bitenin farkında, Türkiye çıkarlarının da farkında. Çünkü Türkiye'nin çok eski bir e, kazandıklarını, edinimlerini masada kaybetme problemi olmuştu Osmanlı döneminde. Türkiye bunlardan ders çıkardı, artık tam tersi Türkiye masada da kazanabilir hale geldi. Savaş biterdi, masada kaybederdik falan bazı şeyler. Şimdi bunlardan ders çıkardı. Türkiye şu anda Onur Bey'in söylediği senaryonun farkında olduğu için tedbirini ona göre alıyor. Silah kuvvetlerini de ona göre hazır tutuyor. Gereğinde gereğini yapabilir vaziyetteyiz de diyor. Yunanistan'a sadece bak olan bitenin farkına var. Ve bunun bedeli bana 3 kilo olursa sana 23 kilo olur diyor. Akıllı ol diyor. Akıllı ol diyor özetle. Dolayısıyla. Akıllı ol aklını alırım. Bu konuda ben şahsen müşteriyim. Yani bizi dinleyenler de müşteri olsun. Türkiye böyle bir dolduruşa gelebilecek bir dış işlerine ya da bir siyasi akla sahip. Ben iki isme e, bakıyorum bu konuda. Problem yok yani. İki isim önemli. Birincisi savunma bakanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajları. İkincisi de tabii ki Dışişleri Bakanı e, Mevlüt evet. Çavuşoğlu'nun mesajları. Gerçekten her ikisinde de benzer e, do, dozajı görüyoruz, tonu görüyoruz. Yani ben ikisinin de daha çok nasihat makamından konuştuklarında... <laughs> o dediğim ama benim dediğimi kanıtlıyor. Aslında bu noktada Yunanistan'daki siyasetçilerin de bu nasihati almaya ihtiyaçları var. Çünkü Erdoğan Hırsları... da, şimdi Onur diyor ki Erdoğan'a bakmıyor musun? Tabii ki esas Erdoğan'a bakıyorum ama ben Erdoğan... Çok nasihat etti. Yapmayın, etme o şeyleri. O, Erdoğan söyledi ilk kez. Gelin e, Türkiye'de kabul etti. Paylaşalım. Adıklar, konuştular. Tabii tabii. Buradaki zenginlikleri diye defalarca duymadık mı Erdoğan'dan bu cümleyi? Ama o da artık benim dediğim gibi yaklaşıyor. Mesela her gün bir demeş duyamazsınız Cumhurbaşkanı'dan bu konuda. Yeri geldikçe sorulmuşsa ya da bir Yunanistan Tatbikat yapıyor, bir şey yapıyor. Onunla ilgili bir şey söylüyor. Mesela siyasi... Yani Türkiye bununla kalkmıyor. yatıp bununla kalkmıyor. Evet. Yok, tabii yok canım öyle o kadar Bu değil. Bu noktada Yunanistan o kadar yani tarihsel hırsların neticesinde şöyle bir şey var. Yani o kadar etnik hırsları var ki ruhunu amiyane tabiyle şeytana satmaya müsaade ediyor. Ne bir, demek o ya? Şu da Amerika'nın bütün oyununa bilerek giriyor aptal insanlar değil bunlar. Türkiye'ye karşı olan tarihsel ha. hırsları hırsı o kadar Hırs, büyük hırsı ki hırsı o kadar büyük hırsı ki aklının önüne geçiyor. Hırsı aklının önüne geçiyor. <laughs> Kendi memleketini emperyal bir devletin e, askeri sahası haline getirmeye kabullenebiliyor. Evet evet. Bu çok problemli. Asıl paslı yarılması gereken onlar. Yunanistan'daki ama vatansever insanlar da bu şimdi, üzere Tam aksini karşı... söyleyen muhalefet de var. Aybak Ay, birileri. Gösteri yaptılar Ardın. ya. Gösteriler var. Gösteriler var her gün. Yunanlar zekidir. Gerçekten zekidir. Yani Herodot'u, bilmem Homeros'u çıkarmış adamlar. Hırsları akıllarının önüne geçmez mi? Bir kısmı zararlı. geçiyor ama Yok. başka bir kısmı da akıllı Şimdi insanlar bence, var. Bence, bence bu iş farklı. Yunanistan, Türkiye'yi problem gösterip, bu arada hani Turgay Bey'in bahsettiği bu kadar borcu var batmış ülke, Amerika'dan destek almaya bakıyor. Para ama, yani esası o. Money. ama tabi ama esas burada muhatap Amerika. Amerika yaptığı hataları yapmaya devam ediyor, yapmaya devam etsin. Bu hataların ilk başlangıcı 1964 yılında Johnson mektubuyla başlar. Bugüne kadar dört tane bugünkü hale gelmemizi sağlayan hatası var. Ama tarihe girmiyor. Hayır, Niye hayır olur. ben notaraya girmiyorum. Ey. Hayır ben başka şeye getiriyorum. Bir bugüne Johnson gelelim. mektubundan sonra bugüne geliyorum. Es... 400 ile ilgili yaptıkları baskı bu bizi bir ya daha bu da Para etti. kazanmak için Yani Amerika'dan Ve, falan yapay bir şey mi? Tabii mi? ama bakın bunda Cumhurbaşkanı hayır, koymadığınız hayır. bir cümlesi daha var. Ben F-16'larla ilgili olarak F-35'lerinin aldıkları paranın yani. üzerine oturmaya kalktılar. Masum Bey haklı yani. Ta tabi tabii. şu an Dediğini tekrar mı etmiş oldu Evet, Masum tamam. Bey öyle diyor. Aynen. E, ev, e, diyor ev, ki ev, ev, ev para kazanmak için yapay gerilim çıkartıyor. E, Amerika'dan e, falan yardım e, alacak e, diyor. E, sağlıyor. Bu arada da e, Türkiye'nin de gücünü fark ettiler. Yani Türkiye'nin 67'de ilk kurulan kurumlardan bugüne gelene kadar baktığınız zaman e, öyle şirketler kurmuşuz Savunmasan ki tarihte. Savunma sanayiinde bugünü oluşturmuşuz. Ve savunma sanayinin gelişmesini engelleyen önemli bir şey vardı. Bunu sürekli mecliste ben gündeme getirdim. Bir de Hikmet Uluba getirdi. İhracat. Savunma sanayinin gelişmesi için bizim ma sabit maliyetlerimize, amortismanımıza katılacak ihracat yapmalıyız diyorduk. Şu anda ihracat yapmamız, yani herkesin bilmesinde fayda var. Bunu gizli tutmamak Biliyor lazım. Biliyor zaten insanlar. Türkiye'nin bu... Abdullah Bey'in sürekli anlattığı hani sanayideki bilinmeyen, anlatmayalım dediği füzeler, diğerlerin tamamını ya da yakın tarihte devreye girecek kızıl elma, yani mesela kızıl elmayı da karıştırıyor Yunanlılar. Bunların tamamı şu anda Türkiye'nin önüne açmış şeylerdir. Belki de isabet oldu bizim Türkiye adına, hiç be beklenmiyordu. Bu Ukrayna Savaşı, bizim İHA'ların bu işte rol alması, başka yerlerde rol alması çok önemli bir şey götürdü. İşte burada Yunanlıların bu kafa tutmalarına arada bir cumhurbaşkanının karşı çıkışı önemlidir. Muhalefet de zamanında karşı çıktı. Hükümet tavrını koydu. Şimdi tekrar konuşmasına gerek yok. Muhalefetin konuşmaması iktidarın elini güçlendiriyor. Yani neden elini güçlendiriyor? Bir şey olduğu zaman muhalefet var diyecek. Belki de o bir gün diyecek eleştir. Ama bu çalışmalar devam etmeli. Bunlar böyle yani ben bir iki kere Yunan şeyinde buradaki CNN'deki konuşmalarından dolayı nasıl siz oldunuz? Ben de televizyonda konu oldum. Yani böyle niye söylüyor? Ecevit'in adamı savaş mı istiyor falan diye. Ama işin gerçeği bu. Biz Yunanistan'la savaş istemiyoruz. Yunanistan bizim egemenliğimizi kabul etsin. Yani yalnız biz onların egemenliğini falan değil. O bizim egemenliğimizi kabul etsin. Eğer adalar silahsızlanacak denmişse silahlanmamalı. Eğer bazı adalarda kimse yerleşmeyecek demişsek, hani ortak mal kimin olduğu belli değilse olmamalı. Eğer bu konuda hükümet şu anda bu direnişi göstermezse bunlar gemiyi azıya alırlar. Niye? İşte sizin söylediğiniz çımarık çocuk hikayesini oynarlar. Çünkü dünya savaşındaki gibi şu anda Cumhurbaşkanı bu yaptığı açıklama çok önemlidir. Akıllarını başına koysunlar, devşirsinler. Türkiye'de herhangi bir yan gözle bakış bu konuda önemli şeylere yol açar ve ben açıkçası biraz evvel diğer arkadaşlarımızın söylediği izin de tekrarladığınız gibi ki Sayın Ağar her vesileyle evet. dile getiriyor. Şu adalarda bir gece ansızın konuklanmamız gerekir. Böylelikle bir daha bu işleri yapmamaları gerekir. Peki. Yoksa o işler müstert fazla problem değil Türkiye için. Peki.